İsa'nın Müjdesi, Elçi Matta'nın Müjdesi Şu anda Taberiye Gölü'nün, diğer ismiyle Celile Gölü'nün yanında duruyorum. İsa'nın dağdaki vaazını çalışacağız. Bir önceki programımızda dağdaki vaaz konusunda kaldığımız yerden itibaren tartışmaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Bu güzel göl, İsa'nın ve öğrencilerinin zamanından kalma çok güzel bir anı taşır. İsa bu gölü çok severdi. Hayatının neredeyse üç yılını göl etrafında geçirdi. Dağdaki vaaz isimli en ünlü vaazını, en iyi öğretişlerini ve en büyük mucizelerini hep bu gölün çevresinde gerçekleştirdi. Bu gölün uzunluğu 22 kilometre, genişliği de 12 kilometredir. Ve Şeria Vadisi'nde Suriye'nin Afrika'ya doğru olan kısmında yer alır. Bu göl deniz seviyesinden 200 metre aşağıdadır. Buradaki iklim çok sıcak ama bir o kadar da güzeldir. İsa işte bu gölün üstünde yürüdü. Burada fırtınayı dindirdi ve 5000 bin kişiyi doyurdu. Sevgili dostlarım, dağdaki vaaz konusunu işlemeye bizzat İsa'nın bu vaazı verdiği dağda devam edeceğiz. Matta 5, 1, 10 İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturduktan sonra öğrencileri yanına geldiler. Onlara seslenip şöyle ders vermeye başladı. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlarım, dağdaki vaaz konusunu çalışmaya devam ediyoruz. Konumuz İsa Mesih'in en meşhur vaazı olan dağdaki vaaz. Şu anda İsa'nın dağdaki vaazını verdiği yerde duruyorum. Bu da İsa'nın dağı veya dağdaki vaazın dağı olarak bilinir. İşte bu da dağdaki vaaz kilisesidir. Burası Elçi Matta'nın müjdesinin 5. bölümünde yer alan İsa'nın verdiği vaazdan ismini almıştır. Bu da aynı zamanda kutsal dağ olarak da bilinir. Çünkü bu dağ hem İsa hem de öğrencileri çok sevmişlerdi. Mesih buraya zaman zaman gelip babasına dua ederdi. Gene burada 5000 kişiye o meşhur vaazını verdi. Kalabalık bu dağda ve şuradaki vadide toplanmıştı. Burası Taberiye Gölü'nün, diğer adıyla Celile Gölü'nün kuzeyinde kalır. Bu da Taveriye Gölü'nden 150 metre yüksektedir. Öyleyse Taveriye Gölü Akdeniz'den 62 metre daha alçak seviyededir. İsa'nın ilk söylediği kelime ne mutludur. Bunun anlamı bahsettiği kişi ne kadar bereketli anlamındadır. Ne kadar neşeli, şanslı ve kutsanmış anlamını da taşır. Öyleyse İsa bahsettiği kişinin durumuna şükretmektedir. Bu anlatım sevinç ve neşe taşır. Aynı zamanda bu sevincin herhangi bir materyalle değil ama kişinin iç dünyası ile ilgili olduğunu gösterir. Bu, ne mutlu kelimesini duyup da bu kişinin bereketlendiğini, sevincini, şansını, neşesini düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk şey o mutlu kişinin kim olduğudur. Evet, kimdir bu kişi? Zengin insanları düşünürüz, güçlü insanları düşünürüz, sağlıklı insanları düşünürüz, ve birçok malı mülkü olanları düşünürüz. Ama İsa Mesih bu kelimeyle göksel egemenliğin çocuklarından bahsetmektedir. Ve onların içinde bulunduğu neşeli, sevinçli ve mutlu durumdan özellikle de günahkarların içinde bulunduğu iç acınası durumuyla karşılaştırıldığında bahsettiği mutluluğun yüceliği görülecektir. Burada Mesih cennetin hamilerinden bahsetmektedir. Peki kimdir onlar? Onlar fakir olanlar, acıkanlar, yas tutanlar, ağlayanlar, zulüm görenler, hakir görülenler, dışlananlardır. Tüm bu maddi ve sosyal durumlar ruhsal duruma dönüşmektedir. Mesih bu tip insanların ödüllendirileceğini, bereketlendirileceğini ve teselli bulacaklarını söyler. Konuşmasına şöyle başlar. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ruhta yoksul demek çok fakir olanlar demektir. Kuruşu olmayan, beş parasız kişiler öyle ki yaşamak için tamamen Rabbin varlığına ihtiyaç duyanlar. Böyle kişiler hiçbir varlıkları olmadığından yaşamlarını sürdürebilmek için sadece Tanrı'ya güvenirler. İşte bu Mesih'in mesajıydı. Müjdeli haberleri fakirlere vermeye geldiğini söyledi. Aynı zamanda Fakirlerin yakarışına karşılık verdiğini de sözlerine ekledi. İsa işte bu fakirleri bereketlemeye geldi. Bu kişilerin hiçbir maddi dayanakları yoktu. Tek güvendikleri Mesih'in kendisiydi. İkinci ayet şöyle devam ediyor. Ne mutlu yaslı olanlara. Onlar teselli edilecekler. Yaz yürek yakan derin keder demektir. Ama Mesih bu kişileri teselli edip, onları da bereketliyor. Üçüncü ayet şöyledir. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Yumuşak huylu demek, Rabbe kendini tam olarak veren demektir. Aynı zamanda bu kişiler tüm arzu ve itirazlarını kontrol edebilen kişilerdir. Yumuşak huylu kişi, yüreğinde alçak gönüllü olan kişidir öğrenmeye ve değişmeye hazırdır. Yumuşak huylu kişi alçak gönüllüdür. Kendini beğenmişliği reddeder. Çünkü alçak gönüllü olunmadan gerçek anlamda bir sevgi duyulamaz. Sevgiye yönelik ilk adım değersiz olduğunu bilmekten geçer. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Onlar yeryüzünü miras alacaklar. Onların çok şeyi olacak. İsa'nın söylediği her şeye sahip olacaklar. Sonra ise İsa devam ediyor. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara. Onlar doyurulacaklar. Bu tip insanların ihtiyaçları var. İsa Samiri'yeli kadına bu sudan her içen yine susuyacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içinde sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak dedi. adamlarının görüşleri. Messi dağdaki vaazı verdiğinde sözlerine ne mutlu diye başladı. Bu tek kelime tüm sevinci ve bereketlenmeyi içeriyordu. Ve işte bu söz Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı olduğunu düşünen ruhta yoksul kişilere söylenmişti. Kendinin tamamen doğru ve günahsız olduğunu düşünen ve dolayısıyla Tanrı'nın lütfuna ihtiyacı yokmuş gibi davrananlar aldanıyorlar. Çünkü aslında Tanrı'ya ihtiyaçları olduklarını reddediyorlar. Mesih ne mutlu ruhta yoksul olanlara dedi. İkinci ayet ne mutlu yaslı olanlara. Çünkü onlar teselli edilecekler. Kral İsa'nın müjdesi, elçi Matta'nın müjdesi. Sevgili dostlarım, dağdaki vaaz konusunu işlemeye ve öğrenmeye devam ediyoruz. Beşinci ayette İsa diyor ki, Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Bu merhamet Tanrı'dan gelmektedir. İsa burada dokunup gördüğümüz maddi bir merhametten bahsetmiyor. Aksine burada benzeri olmayan büyük bir merhametten bahsediyor. Kendini başkalarının yerine koymaktan, onların ne hissettiğini hissetmek, düşündüklerini düşünebilmekten ve onlar olmaktan. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Sonra İsa ekliyor, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Daha önce hiç kimse Tanrı'yı görmedi. Kutsal kitap, Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. Onu babanın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğlunu tanıttı, diye yazar. Başka bir ayette kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi göremeyecek diye yazılıdır. Ama İsa ne mutlu yüreği temiz olanlara diyor. Kalbi temiz, saf ve kutsal olanlar Tanrı'yı görecekler. Sonra ekliyor. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Onlara Tanrı oğulları denecek. Peki bu Tanrı oğulları kimler? Bu kişiler İsa'yı kurtarıcı olarak yaşamlarını alanlar. Bu insanlar Mesih'e inananlar. Bu yüzden bu kişiler barışı sağlayacaklar. Tanrı'dan ve yüreklerinden gelen bir barış olacak. Hiçbir durumda ve koşullar altında işte bu barış bozulmayacak. Kutsal kitap bize bu kişilerin bereketlenmiş olduğunu söylüyor. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Barışı sağladığınızda bunu diğerleriyle paylaşmak istersiniz. İsa diyor ki: "Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size Dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Dünyanın sunduğu barış yalandır. Kişisel çıkarlara ve arzulara dayanan geçici bir süreçtir. Ama İsa'nın verdiği barış gerçektir. Bunu bir kere tanıdınız mı? Etrafınızdakilere iletmek için çabalamaktan kendinizi alıkoyamazsınız. İsa başkalarıyla barış yapanların ne mutlu olduklarını söylüyor. Açılış sözlerini ise birçoklarına zor gelen şu sözlerle tamamlıyor. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Göklerin egemenliği onlarındır. Sonrasında şu şekilde devam ediyor. Bana olan bağlılığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler. Buraya dikkat edin lütfen. İsa zulüm olacağını söylüyor. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden herkes için zulüm var. Mesih bu zulümü yaşayacağımıza söz veriyor. Hristiyanlık ne yalan söyler ne de güllerle dolu bir yol vaat eder. Aksine Mesih diyor ki, ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmığını yüklenip beni izlesin. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi. Ama Mesih bu kişileri tebrik ediyor ve bereketliyor. Zulüm gören kişilere ne mutlu, ne sevinçli ve kutlu kişiler onlar. Ama maddi bir çıkar uğruna zulüm görenlere değil, sadece doğruluk adına zulüm görenlere sesleniyor. Ne yazık ki günümüzde dahi Tanrı adına hareket ettiğini düşünerek başkalarını öldüren kişiler var. Ama Messi kendi öğrencilerini insanlardan hakaret işittiklerinde, zulüm gördüklerinde ve lanet işittiklerinde tebrik ediyor. Tabii ki tüm bu zulümleri başkası uğruna değil, Messi uğruna yaşadıkları durumlarda. Hangi durumdaki zulümlerde? doğruluk için İsa'nın adına tıpkı elçi Yuhanna'nın İsa yüzünden Patmos adasına sürülüşü gibi durumlarda. Yaşamınız İsa'nın adını yansıtırsa, gerçek İncil, Tanrı sözü başkalarının öfkesini kabartacak ve size zulüm edecekler. Ama Rab kuslanmış bir ümit veriyor. Göklerin egemenliği onlarındır, diyor. Bu Rabbin kendi sözleri. Sevgili dostlarım, İsa'nın bu vaazında dinsel törenler ve uygulamalar bulamazsınız. Çünkü Hristiyanlık tüm dinlerden çok farklıdır. Hristiyanlık dini öğreti, görev ve tören değildir. Ne sunmamız gereken bir şey, ne de yapmamız gereken törenler vardır. Hristiyanlık sadece ve sadece tek kişide odaklanır. O da aramızda yaşayıp ölen ve akabinde dirilen İsa'nın kendisidir. İsa yaşadığım gibi sizlerde yaşayacaksınız demiştir. Bizler onun vaazını yansıtmak için yaşamalıyız. Başkalarına bereket olabilmek için ve onların da bereket almasını sağlamak için yaşamamızda İsa'yı yansıtmalıyız. Bu şekilde ödülümüz göklerde olacaktır. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susuyanlara çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Şimdi ağlayanlara ne mutlu siz güleceksiniz. İnsanlar benden ötürü sizden nefret edip size hakaret ettiği zaman ne mutlu size. Bunlar olunca sevinin, sevinçle coşun. Cennetteki ödülünüz büyük olacaktır. Onların ataları da peygamberlere aynı şeyi yaptılar. 16, 16 17, 17, 18, 18, 18 19, 19 20. 20. İşte hepsi bu kadar. Ne demek hepsi bu kadar? Vay halinize şimdi zengin olanlar. Rahatınız bir gün sona erecek. <laughs> Zengin. Zengin olmak istemiyor. Aklından sonra olmalı. Vay şimdi gülenlerin haline. Sonra yas tutup ağlayacaksınız. Ey sizler öldüğünüz zaman vay halinize. Atalarınız da eskiden peygamberlere öyle yaptılar. Sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vuran olursa... ...öbür yanağınızı çevirin. Eğer biri ceketinizi alırsa gömleğinizi ondan esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Sizin malınızı alandan onu geri istemeyin. Size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de öyle davranın. Yalnızca sizi sevenleri severseniz bunda övünecek ne var? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yapmakta övünecek ne var? Bunu günahkarlar bile yapar. Ona nasıl dokunabilir? Fahişeyle nasıl konuşabilir? İğrenç. Utanmalı yaptım. Hayır. Düşmanlarınızı sevin. Onlara iyilik yapın. Karşılığını beklemeden borç verin. Daha sonra alacağınız ödül büyük olacaktır. Yüce Tanrı'nın çocukları olacaksınız. O kötülere ve nankörlere bile iyi davranır. Siz de babanız Tanrı gibi merhametli olun. Kapanış konuşması. Sevgili dostlarım, sizlere önemli bir soru sormama izin verin. Mesih yüzünden acı çekiyor musunuz? Eğer çekiyorsanız, sakın korkmayın. Rabbe güvenin ve onu bekleyin. Sizi seviyor ve doğru zamanda gelip size yardım edecek ve ağır yükünüzü sizlerin omuzlarından alacak. Mesihle yaşam tüm dünyanın sorunlarına karşın sevinç ve mutlulukla doludur. Mesih'e sıkı sıkı tutulmanızı öğütlüyorum onda sağlam olun. Eğer duaya ihtiyacınız varsa lütfen bize yazıp bizimle paylaşın. Sizler için dua etmek istiyoruz. Rab sizleri bereketlesin. Hoşça kalın. Bir sonraki programımızda sizlerle dünyanın ışığı ve tuzu olmak ne demektir bunu konuşacağız. Kral İsa'nın müjdesi, Elçi Matta'nın müjdesi. Bugün bizim de yaşamın Işığı isimli programımızda beraber olduğunuz için çok mutluyuz. Bugün bizimle olduğunuz için çok mutlu olduk. Lütfen bize yazın. E-mail, mektup ve mesajlarınızda bu programın adını verin.